İran, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesiyle başlayan o girift krizde taraf tutmadı iddiasında ancak bunun tam aksi yönünde davranmaya devam ediyor. İran malum yüzünü bir kez daha gösterdi. Erivan ve Tahran kardeş şehir ilan edildi. Azerbaycan topraklarındaki işgale ve Azerbaycanlılara karşı işlenen zulme yıllarca sessiz kalan İran, 2. Karabağ Savaşı'nda mağlup çıkan Ermenistan'a şimdi her alanda kucak açıyor. Karabağ konusunda tarafsız olduğunu iddia edip her fırsatta Ermenistan'ın çıkarlarını savunmaktan geri durmayan İran yönetimi bu kez açık açık tarafını hatta kardeşini seçti. Erivan ve Tahran kardeş şehri ilan edildi. İran'a giden Erivan Belediye Başkanı Hıraç Sarkisyan, Tahranlı mevkidaşı Ali Rıza Zakan ile Erivan ve Tahran'ın kardeş şehri ilan edilmesine ilişkin anlaşmayı imzaladı. Bu adım İran'ın Ermeni yanlısı gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Azerbaycanlılar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda anlaşılan İran ve Ermenistan'da iki devlet bir millet oldu diyerek tepkilerini gösterdi. Bu tepkiyi haklı kılan çok neden var. İran son dönemde Azerbaycan'ın sinir uçlarına dokunan bir dizi adım attı. Örneğin Zengezur koridorunun geçtiği bölgenin hemen yakınına konsolosluk açtı. Ermenistan'ın Kafan kentinde artık İran konsolosluğu var. Tahran bu hamleyle tüm Türk dünyasını birleştirecek Zengezur koridoruna karşı olduğunun en açık sinyalini verdi. Dahası İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan o gün bizim için Ermenistan'ın güvenliği bölgenin güvenliğidir diye konuştu. Bu sözler Tahran'ın Azerbaycan'ın egemenlik haklarını hiç saymak pahasına her zaman Erivan'ın çıkarlarını savunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İran ordusu da sürecin parçası. İran askerleri iki yıl önce Azerbaycan sınırında tatbikat düzenledi. Oysa aynı İran Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını 30 yıl boyunca işgal ettiği dönem asla böyle bir adım atmamıştı. Türkiye ve Azerbaycan Tarhan'ın provokasyonuna kardeş umru tatbikatıyla yanıt verdi. Bir millet ve iki devlet şiarıyla hareket eden Türkiye ve Azerbaycan tehditlere karşı her zaman omuz omuza durduklarını tüm dünyaya gösterdi.